İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Samosat şehrinde 155 milyon yıllık deniz canlısı fosili tespit edildi. 6. Artsakh Şarap Festivali Hadurt'ta gerçekleşecek. Suriye Hava Kuvvetleri Türk askeri araç konvoyunu vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kürt savaşçılarına karşı yeni operasyon başlattı. Aralarında Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi değerli konuklar Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelecek. Artsakh'ın Doğ köyündeki Surp Ovanneski Lisesi restore ediliyor. Yerevan'ın Ararat futbol takımı açık farkla Pünik'i yenerek lig liderliğine yükseldi. Batı Ermenistan'ın Adıyaman Samosat ilinin Tut ilçesinde 5 hektarlık alanda 155 milyon yıllık milyonlarca deniz canlısı fosili tespit edildi. Tut ilçesinde yaz tatili için gelen vatandaşların dağlık bölgede gezdikleri esnada fark ettiği taşlar fosil çıktı. Dağlık bölgede gördükleri değişik taşları deniz ürünlerine benzeten vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. 2010 rakımlı bölgede rodist ve kaya mercanları başta olmak üzere çeşitli deniz canlılarına ait fosiller tespit edildi. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Dairesi Başkanı Ardak Grigoryan'ın Armen Press muhabiriyle yaptığı röportajda 6. Artsakh Şarap Festivali'nin 21 Eylül tarihinde Hadrut bölgesindeki Doğ köyünde düzenleneceğini ifade etti. Onun dediğine göre önceki yıllardan farklı olarak bu yılki festivali ilginç hale getirmek için programa bir dizi yeni etkinlikler eklenmesi planlanmaktadır. Grigoryan, ziyaretçiler için daha konforlu koşullar yaratılacak, konser programında bir değişiklik olacak. Umarım şarap imalatçılarının sayısı artacaktır. Sadece sayıyı artırmak için değil, aynı zamanda ziyaretçi coğrafyasını genişletmek için de çalışmalar yürütülüyor. İlgili kuruluşlar farklı ülkelerden gelen markaların ilgisini çekmek için müzakereler sürdürüyor, dedi. Suriye hükümet güçleri İdlib doğrultusunu vurmaya devam ediyor. Dün Suriye Hava Kuvvetleri Türk birliklerinin Han Şeyh semtindeki 9. ve 10. Türk kontrol noktalarına ek güçler sevk etmeye çalıştığı Maaret El Numan Han Şeyhun karayolunu bombaladı. Patlamaların ardından Türk askeri araçlarının teşkil ettiği konvoy ileri gidemedi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na göre roket saldırısı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Türk kaynakları askeri araçların bombalanması sırasında sivillerin burada ne amaçla bulunduklarını açıklamıyor. Başka kaynaklara göre ise hava saldırısında Failak Aşşam grubunun saha komutanlarından biri ile Türk askeri araç konvoyuna eşlik eden birkaç militan öldürüldü. İdlib'in güneyindeki Suriye hükümet ordusunun son gelişmelerinin Türkiye yöneticilerinde endişe yarattığını hatırlatalım. Terörist grupları desteklemek için Türk ordusu gözetleme noktalarını güçlendirme bahanesiyle Han Şeyhun bölgesinde yoğunlaşmak için ilave güçler sevk etme arzusunda. Türk Silahlı Kuvvetleri Van, Hakkari ve Şırnak illerinde Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya karşı yeni askeri operasyonlar başlattı. Bu üç ildeki operasyon sırasında Kürt ulusalcı militanlara ait 43 sığınak ve barınak tahrip edildi. PKK'nın Türkiye'de bir terör örgütü olarak nitelendirildiğini hatırlatalım. Türkiye'deki Kürt ulusal kurtuluşçu militanlara karşı mücadele 30 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Mark Zuckerberg ve Bill Gates, Ermenistan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Bilgi Teknolojileri Dünya Konferansı'nın onur konukları arasında yer almaktadır. Sponsorlar bu kişilerin davetleri için gerekli masrafları karşıladı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Doğ köyünde 17. 18. yüzyıldan kalma Surp Ovanneski Lisesi'nin yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Doğ Meliklik Sarayı adlı rezerv başkanı Vahe Sahakyan, Artsakh Press muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada projenin hayırsever kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmekte olduğunu vurguladı. Sahakyan, şu anda tadilat çalışmaları devam etmektedir. Çevredeki alanın da yenilenmesi planlanmaktadır. Kilisenin restorasyon çalışmalarının bu yıl tamamlanacağı öngörülüyor, dedi. Rezerv başkanına göre Doğu Meliklik Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bunun yanı sıra ziyaretçilerin coğrafyası da genişlemektedir.
Ermenistan Cumhuriyeti Futbol Şampiyonası'nın 3. turunda Füniki kendi sahasında Yerevan'ın Ararat takımıyla oynadığı maçı 4-1 gibi farklı bir skorla kaybetti. Yerevan'ın Ararat takımının gollerini Denis Dedeçko, Zaven Badoyan ve Veselin Junior kaydederken Pünik'in tek golünü Artyom Simonyan attı ve sonuç olarak Ararat takımı 9 puanla ligde lider durumda. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Flora Mardorosyan'ın seslendirdiği Adana'yı Vohba adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.